Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'da ilk cuma hutbesini Akşemseddin Hazretleri'ne okutuyor. Ebu Eyyub El Ensari'nin kabrinin keşfedilmesini de yine Akşemseddin Hazretleri'nden istiyor. Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'i o derece etkilemiştir ki padişah tacını, tahtını, her şeyini bırakıp Akşemseddin Hazretleri'ne bağlanmak istiyor. Ancak Akşemseddin Hazretleri devlet işleri aksamaması için onun bu talebini yerine getirmiyor. Hatta bunu başaramayacağını anlayınca İstanbul'u bırakıp Göynü'ye yerleşiyor. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in gönlünü almak için ona pek çok hediyeler gönderiyor. Cami yaptırmak istiyor, medrese yaptırmak istiyor, tekke yaptırmak istiyor. Ancak Akşemseddin bu hediyelerin hiçbirisini kabul etmiyor. Diyor ki tamam, sadece bir çeşme yaptırabilirsin diyor ve buna rıza gösteriyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet bununla yetinmiyor. Yine Akşemseddin vefat ettiğinde onun türbesinde, kabrinde kendisi yaptırıyor.